kıtır kek, 1 adet hazır pasta tabanı, üzeri için 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı fındık içi. Şimdi efendim kıtır keke geçtik. İsmi çok değişik. Kıtır kek. Ben yemedim. Bu, nasıl bir şey acaba? Evet, bu biraz acı badem tadı veriyor aslında. Hmm. Acı badem yok içinde ama. Acı badem kurabiyesi vardı ya. Aynen. Hı-hı. Onun tadında bir kek olacak. Hani bugün onlara biraz daha böyle evde çok çabuk bir misafir geldiğinde hemen yapabilecekleri bir şey göstereceğim. Vallahi merak ettim. Hadi yapalım. Bir tane yumurtamızı alıyoruz. Tamam. Şekerimizi döküyoruz. Yarım çay bardağı da evet Hindistan cevizini dökeceğiz. Başka neyimiz var? Vanilyamızı döküyoruz. Vanilya da var içinde. Evet vanilya. O da güzel bir koku veriyor. O vanilyamızı dökeceğiz. Bir de yarım çay bardağı yağ alabilir miyim ayçiçek yağı? Ayçiçek yağı. Hı-hı. Hemen ekleyelim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağımızı. Şurada. Valla daha önce yediğimiz tatlılara benzemiyor açıkçası. Evet, çok farklı. Evet, evet, çok farklı. Yağımızı da döktük. Bu tarifi nereden buldun peki? Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bir gün ona gittiğimde o yapmıştı. Hı-hı. Nilüfer o da. Nilüfer'e buradan evet, selamlar. Evet, o yapmıştı. Daha sonra da ben hani evde hani pastacı olduğum için kekler Hı-hı. kaldığında hani Hı-hı. evdekileri hemen yaptığım bir tarif oluyor. Yani fazla kek kaldıysa evde değerlendirilebilir mi? Tabii ki. Biz bunu böyle bütün mü kullanacağız, parçalayacak mıyız? Yok, bütün kullanacağız. Hı, bütün kullanacağız. O zaman gene böyle bir bütün kek kalmış tabii, olması lazım tabii. Elinizde. Hani mesela katları ayırırsın da arasını dizersin hani Hı-hı. fazla kat olmasın denildiğinde bir tane tabanı kullanabiliriz. Ondan sonra fındıklarımızı döküyoruz harcımızın içine. Fındık. Hı-hı. Bu acı badem tadı acaba fındıktan mı geliyor? Nereden geliyor? Biraz ondan. Bunun içine badem de koyabilirler. Hı-hı. Ceviz de koyabilirler. Fındık yerine tabii ki. Tabii ki. Hepsi aynı anda bak çok karışık olabilir ama. Ha. Hayır. Böyle kıtır kıtır gelecek bu bizim ağzımıza. Acı badem tadını oradan alacağız. Benim annem çok sever acı badem kurabiyesini de. Biz fındık koyduk efendim. Siz badem, ceviz kullanabilirsiniz tabii. Ne arzu ederseniz. Ama Hindistan cevizine de bence fındık daha çok yakışıyor. İçine aynen Hindistan öyle. Cevizi olduğu için. Bir kaşık alabilir miyim? Tabii. Şimdi ben onu içine yayacağım. Bayağı kolay, pratik bir tarif. Evet. Hanımlar seviyor böyle tarifleri ama. Üstüne dizmeye başlıyorsun. Aynen. Şöyle yayacağım onu ben. Görüntüsü biraz krokan gibi. İçindeki fındıklardan evet, değil mi? Evet, evet. Ama krokan da harikadır. Evet, onun değil gibi mi? Aynı. El iş sever misin? Bu arada örgüyle aran var mıdır? Örgüyü hani çok fazla yapmam ama yapmıştım da vardır. Geçmişimde var. Geçmişimde o da hani ne kadar çok sevdiğimi şöyle söyleyeyim. Ablamın mesela çeyizini yaparken havlu kenarının bir tanesini başka bir tanesini başka yapmışlığım vardır. Anladım ben seni. İyi günler diliyorum o zaman. O zaman bugün program sonunda hiçbir yere gitme. Sevgili Çin'le ablayla birlikte olacağız. Tasarım örgü köşesi bölümü devam edecek. Ondan o zaman biraz bir şey öğrenmen lazım. Tamam. Tidem. Mecburen tamam. Artık bu kadar havlu kenarını yanlış yaptığına göre. Bütün harcımızı üzerine koyduk. Aslında burada bir kek kalıbımız vardı. Yani onu da yaparız diye ben çıkardım ama. Evet. Çiğdem gene pratiklerini konuşturdu. Burası onun dükkanı oldu düşünüyor şu an çünkü. Aynen. Hemen buldun üstüne hemen koydu. Sürdü geçti. Hemen. Yani ama şimdi. Ama bak bu bir iş şeyi aslında. Pratik. Pratiklik evet, artık ne derler? Yani İş hastalığı. Zamanla yarışıyorsun orada. Evet. Hani elin altında ne varsa onu yapmak burada zorundasın. Burada müşteri gelmeyecek korkma. Sıkıldım. Biz ekipçe oturup yemekleri yiyeceğiz. Bu cam kase de zaten fırına girebiliyor. Evet girebiliyor. Allah'tan girebilen bir kase içinde. Yok sanmıştık. Bu kadar mı? Bu kadar. Bunu şimdi bu kadar fırına... tatlı mı olur? Aynen. Evet bunu fırına koyacağız. Çıktıktan sonra da kıtır kıtır yiyeceğiz. Baya böyle kıtır kek adı oradan aynen geliyor öyle. O zaman. Efendim bir hatırlatalım ne yaptığımızı. Çünkü baya hızlı yaptık. Kaçıranlar olabilir. Bir böyle hazır bir pasta tabanı kullandık. Hazır kek kakaolusunu kullandık. Peki sadesi olabilir mi? Olabilir. İsteğe göre. Ha, isteğe göre. Aynen öyle. Biz kakaolu kullandık. Üzerine de bir harç yaptık. Bu harçta neler koyduk? Yumurta koyduk, şeker koyduk, vanilya. Vanilya koyduk. Hindistan cevizi, fındık. Evet. Bu şekilde böyle güzelce toz şekerini karıştırdık. Toz şekerini karıştırdık. Biraz da ayçiçek yağı koymuş muyduk buna? Koyduk. Hepsini karıştırdık. Böyle bir kıtır kek harcı olmuş oldu. Fırında pişince kekle birlikte iyicene böyle herhalde birleşecek bunlar. Ki herkesin evinde yumurta var. Evet. Vanilya var. Evet. Çok olan yani malzemeler olan aslında. Malzeme. Hani o anda kim geldiyse hani evde nasıl bir kekin varsa hemen üstüne yap fırına at. Evet. Kıtır kekimizi fırına atıyoruz ama önemli bir noktası var. Sadece üstünü pişireceğiz. Evet. Çünkü zaten pişmiş hazır bir kek olduğu için sadece üstü kızaracak. Tamam. O zaman fırına attık. Yaklaşık 15 dakika kadar fırında bir pişme süresi var. O zaman
Ortalığımızı toparlayalım, soframızı kuralım. Tamam. Acıktık malum. Ondan çok sonra çalıştık. Kekimiz pişsin. Kıtır kekimiz pişti. Fırından artık alabiliriz. Şöyle çıkartacağım. Şimdi şöyle servis tabağını alabilirsek. Biraz sıcak ama bakalım. Şöyle istersen bir dilimleyelim. Dilimleyelim. Daha rahat çıksın. Şunlarla da alırız. Tamam. Dilimleyeyim ben o zaman. Şöyle bir 4 parçaya en azından ayırırsak. Kıtır kekimizi. Zaten keserken de çok, sesi. Çok evet. Merak ettim bunu tabii hakikaten. Çok farklı oldu. Hakikaten kıtır kıtır ses geliyor. Şuradan da böleyim. Olur. Madem böldük hepsini bölelim. Servis etmek için çok sıcak aldığımızda evet, hemen o evet. Kıtırlıktan dolayı dağılabilir. O yüzden biz böyle servis edelim. Biraz soğuması gerekiyordu çünkü alırsak. Evet, evet. Aynen. Şunu da istersen bölelim. Tamam, onu da keseyim. Zaten daha keserken evet. Sıcaklığından dolayı kenarları hemen evet, içine aynen. Doğru o gidiyor. O zaman tabağını değiştireceğiz. Tamam. Şunu şöyle alalım. Bunu da şöyle soframızda önce bir size göstereyim. Kıtır kekimizi şöyle. Evet, kıtır kek yapmıştık efendim. Soframız hazır. Onu da hemen alıyoruz ve tadıma başlıyoruz.